Teknoseyir'e hoş geldiniz. Mayıs ayı telefon önerileriyle karşınızdayız. Aslında iki defa çekiyoruz. Bu ikincisi hatta aslında hani çekmeden evet. bir değişiklik daha yaptık. Sürekli fiyatlar oynuyor çünkü. İlk videomuzu çektiğimizde hemen Mayıs başında çekmiştik. Daha bu 200 dolar bombası patlamamıştı. Gümrük gözetim belgesi olayı henüz çıkmamıştı. Ama e, o gelir gelmez hani e, normalde bir sonraki sevkiyatta olur falan der ki hayır gelir gelmez bütün fiyatlar değişince bizim liste çöp oldu. O videoyu komple attık. E, o yüzden Metru de kaldık. evet yine bir liste yapmamız gerekti ama fiyatlar o, o kadar rahat durmuyor ki Umut şimdi biz sen şeyi söyle de bir kurtulalım. Bu hangi günün listesi? Bu e, şu anda e, 11 Mayıs tarihinin 12-29 saatinde alınmış bir şey. Çünkü saati neden belirtiyorum? Ben bunu ilk gece hazırladım. Bu ikinci versiyonunu da gece hazırladım. Ama sabah kalktığımda fiyatlar tekrar değişmişti. O sebeple bu tarihi verme gereği duydum. Tamam. E, bu tarihi bağlar fiyatlar. Şu an itibariyle fiyatlar. geçerli. Yani bir iki gün sonra tekrar değişirse yapabileceğim bir şey yok artık. Evet. Şimdi neler oluyor? Bunun hani bu gözetim olayı nedir derseniz bir linkini vereceğim yukarı ama kimse bakmayacağı için e, şurada da hızlı bir şekilde geçeyim. Şimdi ekonomisi e, ekonomi sallandığı zaman devlet iki tane şey yapar bir vergileri arttırır bir de ithalata kısıtlama getirir vergileri zaten çılgın gibi arttırıyorlar hepimiz biliyoruz İşte bunun da videosunu ayrıca çekmiştik onun da linki de veririm Tele bir telefonu daha vergiler yüzünden devlete alıyor gibiyiz ama bir de kısıtlama işi var kısıtlama da çeşitli sebeplerle işte ülkeden para çıkışını yavaşlatmak için yapılan şeyler, doğrudan da yasak da koyamazlar sonuçta ticaret uluslararası bir şey. Siz de bir yerlere mal satıyorsunuz. ama yavaşlatabilirsiniz, zorluk çıkarabilirsiniz. İşte onu da devlet zaman zaman yapar. Bunların ismine takılmayın. Vergilerin ve bu bu tip olayların ismine takılmayın. Onlar onların kılıfı sadece. Çünkü şeyler var. İnsan görünce üzülüyor. Mesela bu TRT vergisi, TRT bandrolü vardır ya yılların bandrolü. Evet. İnsanlar ona kızar der ki ya ben TRT izlemiyorum. Benden vergi alıyorlar. Ya, onun adı öyle. Yani onunla savaşamazsınız. Savaşın. Devletli mahkemeye verin. Hani kazandınız diyelim. Vergi kalktı. Ertesi gün elektronik cihazları fişe takma vergisi gelir. Hadi bakalım fişe de takmıyorum deyin. Mümkün değil. Ha, bir gün teknoloji gelişir. E, hakikaten elektriği havadan iletirsiniz. Yine mahkemeye verirsiniz. Ben fişe takmıyorum. Vergi ödemeyim. Tamam onu da kazandınız. Bu sefer renkli ekran vergisi gelir. O yüzden hani bununla savaşamazsınız. Bulacağınız her çareye vergi gelir. E, bu da yani bu şu anki ithalatı e, yavaşlatma hamlesi de bunlardan bir tanesi. İsmine takılmayın. Varmış daha e, başka sektörlerde de olan bir şey. Zaten e, genel olarak hani yeni bir şey icat etmek yerine olanı nasıl genişletiriz diye bakıyorlar. Mesela bu bandrol hikayesi de öyleydi. Sen çok iyi biliyorsun. Eskiden telefonların içinde radyo donanımı varsa ekstra vergisi olurdu. Evet. Bandrol vergisi olurdu. Sonra e, ne olurdu? İthalatçı da onu iptal ettirirdi. Türkiye'ye girilen... Vergi ödemez. Evet telefonda çalışmadığı zaman vergi ödemezdiniz. Siz onu burada aktif etmeye falan çalışırdınız. Hatta donanım içinde olurdu da çalışmazdı. Hatta kimisi güncellemeyle sonradan aktif Sonradan evet aynen. Ama sonra bakıldı hani vergi lazım. E, bu bandrolü nasıl genişletebiliriz? E, elektrik şeyi, e, internet olan her şey radyo yayınına uygun aslında dediler. Evet. <laughs> Ve e, vergiyi bir anda genişlettiler. <laughs> Şimdi Bak, tüm, tüm telefonlarda var. Tüm telefonlarda var. E mantık budur Türkiye'de. Yani var olan bir vergiyi, bir kılıfı uydurursunuz yeni pozisyona. Bu gözetim vergisi de, denetim olayı da öyle. Vergi değil bu arada. Bu terminolojiyi de doğru kullanmak lazım. Çünkü Türkiye'de her şeye vergi geldiği için daha biz bu yayına girmeden 5 dakika önce ya yani yenisi geldi. yeni vergiler açıklandı. Evet. Bu sefer telefonla ilgili değil. Biz tabii yine panik olduk. Ya yine biz videoyu baştan çekeceğiz diye. ama Allah'tan öyle değilmiş. bu vergiler telefon harici Geri kalan şeylere gelmiş. Baya ee, bir ürünü katlıyor. Çok ürün var. Yüzde otuz gelmiş geçici olanı. Eylüle kadar bir de böyle bir şey çıktı. 25 beş, eylülden sonra da 25e gelip kalıcı hale gelecekmiş. Bir sürü ürün şey bir var içinde. Önümü gösterip razı ediyorlar. Evet, aynen öyle. O yüzden de e, bu işlerin, hani Türkiye'deki iş yapma şekli bu. Yani bu maalesef ekonomik kriz zamanlarındaki şu an bir de koronayla mücadele ediliyor. Böyle tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerin bir kısmı az önce söylediğim gibi kalıcı hale getiriliyor. Bazıları daha sonra kaldırılacak deniyor. Genelde kaldırılmıyor. Bunlara da bakacağız zamanı gelince kaldırılacak mı diye. Şimdi önümüzdeki işte bu telefon fiyatlarını etkileyecek olan şey bu e, yeni gözetim belgesi hadisesi. Vergi değil. Tekrar söylüyorum vergi evet. başka bir şey. Vergiler ayrıca geliyor. O yüzden birbirine karışmasın diye terminolojiyi doğru kullanmak Ama lazım. E, bu uygun fiyatlı telefonlar için dolaylı olarak vergiye dönüşebilecek bir zaman. Şöyle. şöyle e, telefonun fiyatı arttığı zaman bas fiyatı artarsa vergisi de artıyor. Vergi oranları evet. değişmediği halde artıyor. Ee, o yüzden evet dolaylı vergilere dolaylı yansıması var. Ama bu aslında bir ithalat kısıtlaması. Devlet sana o belgeyi verene kadar çok uğraşacaksın. Yani ne kadar uğraşacaksın bilmiyorum ama CE belgesi zamanındaki gibi olursa bayağı uğraşacaksın. Çünkü işin ucunda şu var. İstenen bazı belgelerin işte e, firmanın kabul edip etmeyeceği nasıl adapte olacağı bunlar bilinmiyor. Kimse bilmiyor şu anda. Uygulamayı görmemiz gerekiyor. Uygulama da yok şu anda. Hani herkes bir hazırlığı içerisinde. Daha bu belgeyi birileri alsın. Görelim kaç haftada alabildiler. Henüz olabilen yok. Henüz daha nasıl başvuracak başvurabilen yok ki. Daha herkes ne olduğunu evet. anlamaya çalışıyor. Çünkü istenen bazı belgeleri sen temin edemeyeceksin. Senin ana firman verecek sana. Hatta üreticiye bile sorduklarında üretici bile bu belgenin varlığına haberdar olmayan firmalar varmış. CE belgesinde de aynı şeyler oldu. Hepsinde aynı şeyler oldu. Bizim standartlarımıza uyana kadar göbekleri çatladı. Ee, o yüzden bunda da benzer bir şey olacak. Dolay, dolaylı olarak ithalat yavaşlamış olacak. Türkiye'den dışarı para çıkışı yavaşlamış olacak. Ama bu durum e, şimdi yani bu da bak bu da bir gün öğrenecekler bu e, belgeyi almayı. Bu da rutinleşecek. Bir günün birinde bu da olacak. Çünkü sonsuza kadar da engelleyemezsin. O zaman da başka bir şey bakacaklar yine kitaba. Hani nereden kısıtlama getiririz? Hangi uygulamalar var? Onu da adapte edecekler. Bu iş hep böyle olacak. Yani ekonomi düzelmedikçe asıl sorunumuz çözülmedikçe böyle şeyler göreceğiz. Şimdi e, burada bizim canımızı sıkan şey şu oldu. Bu hani 200 dolarlık olay, e, gözetim olayı, gelmemesi, henüz başlamamasına rağmen yeni ürünler daha hani buna tabi olan ürünler getirilmemesine rağmen eldeki ürünlere hemen zam geldi. İki şey var. Bu esnada çok da fazla biliyorsun doların kuru da arttı. Yani biz zaten bir evet, e, zam evet. dalgası bekliyorduk. Ama dövizden dolayı Evet, e, bu üstüne tüy dikti ve yani öyle saçma fiyatlar oldu ki bazı telefonları evet. biz listeden çıkardık. Hani yok çıkardık. Ma mantıksız. Hatta kategorileri çıkardık. Yani evet. telefon değil komple kategori yok. O yüzden bu e, Mayıs ayı önerileri her zamanki öneriler gibi olmayacak. E, kusurumuza bakmayın çok değişken çünkü her şey sürekli fiyatlar günlük oynuyor. Hatta bilmiyoruz belki de bu ayı bir pas geçip bir duruma bakmak mı daha mantıklı olabilir bir alımlarınızı ertelemek mi mantıklı olabilir onu da bir garanti edemeyiz çünkü bir ay sonraki dolara bilmiyoruz bir ay sonra bu fiyatlar ne olacak bilmiyoruz bu belgeyi alamazlarsa ne olacak onu bilmiyoruz ki bence bu ay alamayacaklardır. Çok zor. Hemen olmayacağı kesin gibi onu. Evet yani haziranda belki yazın bile alamayacaklar. E, alamazlarsa bu adamlar bu telefonları getirecek mi? 200 dolar altı telefon getirmek çok man mantıksız bir hareket olacak. Evet. E, o yüzden hani mecburen bundan etkilenmeyen telefonlara yönelmeleri gerekecek. Onları ha diyeceksiniz ki niye 200 doların üstündeki telefonlara bir şey gelmedi? Çünkü onları vergiyle ve kurla zaten yok ettiler. Hani onların fiyatları evet. zaten böyle bir müdahale istemiyor. Orada trafik yavaşladı. oranda vergilendirmesi çok değişmiyor. Tabii tabii. Ee, Karda... ama zaten çok pahalılar orada zaten çok trafik kalmadı esas ticaret burada evet. dönüyordu şimdi ona da böyle bir fren koydular ee, bunun etkilerini kimse şu anda kestiremez yani ben şimdi size bu, bu ayı atlayın gelecek ay daha iyi olacak dersem daha kötü de olabilir belki bu şu an iyisidir bilmiyoruz kendiniz o riski e, göze alacaksınız biz işte bu bilgiler ışığında bir şeyler yapmaya çalıştık ama e, hani içimiz rahat mı değil ama yapacağız <gülüyor> hiç <gülüyor> memnun değilim bu listede Peki başlayalım Umut ya yapacak bir şey yok artık. Başlayalım. Ee, bu açıklamadan sonra şimdi bin lira altı telefonlarla başlayalım klasik. Ama <gülüyor> yoklar. Yok. <laughs> bin lira altı telefon yok en nihayet söylüyoruz bunu. Evet. Söylediler. Ama şöyle olursa. bir parantez açabilirim eğer bir e, bilme gelecek o Realme iptal olmazsa tam bin lira sınırında belki onu alabilirler. Onu onu açıkladılar artık e, ondan bence geri dönüş olmaz. Evet broşür falan her şey Biz geçen bir video yaptık seninle. 800 liraya satılan telefon değer mi diye. O kaç para oldu? Evet, Şu anda 1400. 1400 lira yani 800'e yani. alan adam şu an istese daha pahalıya satabilir. Evet Açma şu bisa. an satıyorum. Daha pahalı. Böyle bir haldeyiz. 1000 liraya telefon yok. 1000 liraya telefon yok, yok maalesef. Kalmadı. İnşallah Tabii bir gün yine olur. E, Aradıklarında 1000 liraya telefon bulurlar ama yani önerilebilecek bir şey yok. Hmm. Ha, şu olabilir. Umut tek tek umudumuz şu. Belgeyi alan adam tekrar canı yani istediği fiyattan getirebilecek mi onu bilmiyoruz. Yani 80 dolara gelen telefon belgeyi aldıktan sonra 80 dolar olarak gelebilecek mi yoksa devlet hayır kardeşim sen bu telefonu 100 dolara mı getireceksin diyecek. Bu da bilinmiyor. O ben da. şeyden endişeliyim mesela o belge sonucunda adam der ki ya sen yeterince telefon getirmişsin. Bir dur bakalım biraz da şu kardeş getirsin. O Böyle da. şeylere bir de gidebiliriz yani. Biliyorsun Gümrük'te böyle şeyler olduk. Gümrüğe kota geldi vatandaşlara. Evet. Bizde sınır var. Ee, şimdi peki hızlı geçtik. 1000 liradan sonra yine klasik olarak 1000-1500 arası telefon listemiz var. Ve orada da telefon yok. Yok. Evet orada da şu an telefon yok. Aslında gece baktığımda tam 1500 sınırında 3 tane telefon bulmuştum. <laughs> Ama gündüzüne fiyatları 50-100 lira onların da çıkmış. O yüzden o telefonlar 1500'ün yukarısına kaydı. Ve bu sebeple 1000-1500 aralığımızda artık yok. 1500-2000 arasında da Samsung Galaxy M20 General Mobile GM9 Pro Realme 5i Meizu X8 TCL Plex'i görüyoruz. Şimdi burada normalde bunların yeri burası mıydı? Hangileri değişti? Aşağıdan yukarı çıktı? Şöyle söyleyelim. M20 GM9 Pro Realme 5i 1500 liranın altında olan telefonlardı. Hatta General Mobile'in modeli 1300 liraydı. M20 1200 liraydı. D25'i 1400 liraydı. Fiyatları ikisinin de e, yani 150 liralar artmış durumda. Şey bu mezularla TCL onlar da arttı. TCL şöyle bir garip bir telefon. 3500'e girişi yapmıştı yani. Vergilendirmenin evet. şimdiki olmadığı ve e, fiyatlarında da yani döviz kurlarına daha düşük olduğu dönemde girmişti 3500'e. Ama aylardır 2000 lira olarak çakılı kaldı. Hiç de değişmiyor. Hatta bu son durumda onu şu anda en cazip telefonlardan biri haline getirmiş durumda 2000 lira hmm. altını. Mevzu'yu zaten pek bulamıyoruz galiba değil mi hala? Bulamıyoruz. Ama performans arıyorlarsa Mevzu X8 bu aralığın en performanslı telefonu. Şimdi burada bakıyorum şimdi baştan söylediğimiz bir sıkıntı burada işte kendini gösteriyor. Kendi kategorisinin ürünü olan TCL Plex 2000 lirayla mantıklı oluyor. Ama M20 kendi kategorisinin üzerine çıkıyor. Ve yani bu listede aynı yerde yer alıyor. Bu sefer ne oldu? Şimdi sen M20 ile Plex'i kıyaslar oldun. Yani normalde Plex evet. bizim çok beğendiğimiz bir ürün değil. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Fiyat aralığında çok beğenmiyorduk. Evet. Hatta rakiplerini daha iyi buluyorduk. Şimdi o rakipler yok gerçi. Evet. Şimdi böyle garip bir durum oluştu. Hani tamam Samsung sevenler yine onu alır. E, peki şeye ne diyorsun? GM9 Pro'yu Pro da biz öneriyorduk. Ona göre bu, bu listede evet. onun yeri nasıl oldu? Ya onun yeri yani mantıklı bir telefon da General Mobile'ın sıkıntısını hep söylüyoruz zaten. Güncelleme ve teknik servis tarafındaki sorunlar. Onu aşabilirler. Hala mantıklı bir telefon zaten. 9 Pro. Evet. Bu liste böyle biraz tatsız oldu maalesef. Şimdi evet, 2000, 2500 lira arasında iki telefon görüyorum. Redmi Note 8 ile 6 i. E, e, bunlar etkilendi mi? E, Etkilendiler. Hatta Redmi Note 8 e, 1500'e kadar bulunabiliyordu geçtiğimiz ay şu anda 2100 lira. 600 liralık bir fiyat artışı var. Çok ciddi bir rakam bu. Bir de Redmi Note 8 Türkiye'de çok satan telefonlardan evet. biri. Ya yani dünyada da satan telefonlar arasında zaten. Ee, ama görüldüğü üzere 600 lira gibi ciddi bir fiyat artışı var. Realme 6'yı iyiye gelirse keza. O 1800 lirayı da şu anda 2300 lirayı bulmuş durumda. O da ciddi bir fiyat artışı yaşamış. Evet yani bir anda telefonun kategorisi değişmiş ikisinin Evet. 2500-3000'e geçiyoruz. Orası birazcık kalabalık. Galaxy M31, Redmi Note 8 evet. Pro Note 9S A51, Mi 9T XT, Realme XT ve Realme 6 buralarda. Burada oynamalar nasıl oldu? Ee, şöyle, M31'in fiyatı hala sabit. Hepsi burada üzerinde satılıyor şu anda 2500 liraya. Redmi Note 8 Pro 2300 liraydı. 2600'e çıktı. Redmi Note 9S dün 3400 liraydı. Bugün 2800 lira. Yani artacağına fiyatı düştü. Tamam. Aslında ama şöyleydi. Ee, i̇lk çıkış fiyatı 2400'dü. 3400 oldu. 3400'den 2800'e düştü. Tamam. hani Çok dalgalı bir fiyatı var şu an. Ama yük en yüksek halinin aşağısında şu an fiyatı. Onun dışında A51 2500'lerdeydi. 2800'e çıktı. Mi 9T 2900-3000 sınırında geziyor. Realme X'te eee e 2600'lü o da 3000 sınırına geldi. 26 2400'lü 3000 sınırına geldi. Mi900 üzerinde şunu söyleyebiliriz. geçen ay 2500 liraydı. Bu ay 3000 sınırına dayanmış durumda. Geçen aya göre 500 liralık bir fiyat artışı var. Evet hani buradaki fiyat artışı yine böyle az önceki saydığımız gibi bir dengesizlik yarattı mı bu kategoride? Yine böyle hani aslında karşı karşıya gelmemesi ürün, gereken ürünler geldi mi? Karşılıklı? Ne ya aslında e, karşı karşıya gelmemiş ürünler birbirinin birbirine rakipleri ürünler e, birbirlerinin fiyatı da arttığı için e, daha Hı. yüksek da birbirlerine rakip oldular. Peki yani şunu ha, diyebilir Mesela buradaki ürünlerden hani şu e, ya buradaki ürünlerin fiyatı fiyatlarını hak etmiyor dediğin ürün var mı? Ya genel çerçevede değerlendirsek piyasadaki hiçbir telefon hak etmiyor da e, şu durumda baktığımda fiyatını hak etmeyen bir telefon bence yok. Samsunglar'a evet rakiplerine göre biraz pahalı kalıyor ama o Samsung'un genel stratejisi gereği olan bir durum. Yani ya bu fiyat şartlarla... artışlarından sonra da buradan ürün alınabilir diyor muyuz? Bu gruptan. Yani alınabilir diyebiliriz. Yani ama 300-400 lira artık daha fazla ödemeleri gerekiyor bu Hı -hı. aralıkta. Zaten bu aralıktan sonra fark edecekler fiyatlar çok oynamayacak. Çünkü Heh, evet. 200 dolar sınırını aşıyoruz artık. Evet. Şimdi bizim favori telefonumuz Mi 9T. Mesela onun fiyatı evet. da tabii bu işlerden etkilenmiş oldu. Ama evet. hala hani yani psikolojik sınır gördüğüm kadarıyla 3000 hani burada da 3000'i geçmedikleri sürece yine bunların satışı olur gibi gözüküyor. Evet. Fiyatları zaten hepsinin yükseldiği için gene aynı birbirine rakip kalmışlar. Evet. Ama işte hani vatandaş şey diye düşünür mü? Şimdi alttaki gruplar 2000 liraya yaklaşıyor ya ufak ufak. Hatta geçenler var işte. Ee, onlar yerine bunlara yönelsek daha mı tatmin edici bir sonuç alırız? Yani şöyle bir örnek yapacağım. Yani 2000 liraya TCL Plex'i alacağıma üzerine e, bir miktar daha koyarım ve Xiaomi 9 ya da diğer alternatif telefonlar alırım. Hani 2000 lira altında şu an dedik ya 1500'e kadar hmm. telefon yok. Aslında 1500-2000 arasında da tercih <laughs> edilebilecek telefon sayısı da yani niteliği de düşmüş durumda. Aynen öyle. Şimdi daha önce de konuşmuştuk e, bu olay zaten 200 dolar altına etkiliyor diye. Şimdi oradan ufak ufak uzaklaşmaya başlıyoruz. Daha pahalı evet. telefonlara geldik. 3000-4000 arasına geliyoruz. E, Huawei P40 Lite, Galaxy A71, Nova 5T, Honor 20, Realme 6 Pro gözüküyor. Burada da bir bu aslında fiyat artışını biraz fark edebileceğimiz son aralıktı. Bunun üstünde zaten hiç yok. E, fiyatlar geçen ay ile aynı. P30, P40 Lite 2900'e bulunabiliyordu. 3300 olmuş şimdi. Ama şöyle bir durum var. E, P40 Lite 2 hafta önce 3100'e çıkmıştı zaten. 3100'e 3200'e. Neredeyse ilk çıkış fiyatıyla aynı fiyatta şu an. E, bir, çok bir değişiklik olmamış. Galaxy A71'i 3200'e bulabiliyorduk. 3500 olmuş. O birazcık yükselmiş diyebiliriz 300 lira dolaylarında. Ama alt taraflarda gibi e, alt taraflardaki gibi dramatik bir yükseliş yok. Hani 3000, 3, 3200 iken 3500 olmuş. Yani orana vurduğumuzda daha düşük bir oranda artışı var. Ee, ondan sonra Huawei Nova 5D ve Honor 20 var. Bu telefonları da geçen ay e, 3400 gibi fiyatları bulabiliyorduk. Şu anda 3700 gibi fiyatlara bulunabilmek mümkün. 300-400 bir artış var onlarda. Ama fiyat aralığına baktığımda bence Nova 5D ve Honor 20 e, en mantıklı bulduğum çözümler diyebilirim. Diğerleri de güzel telefonlar ama fiyatı için. Ben e, o telefonları üst seviye kategorisinde gördüğüm için onlara daha sıcak bakıyorum. Hı hı. Nova 5T'yi çok soruyorlar. Ee, onu alan çok var gördüğüm kadarıyla. Evet. Güzel bir telefon aslında. Hı. Ama o telefonla ilgili tek e, sıkıntım şuydu benim. Ya, 3000 üstünde bir para veriyoruz ve üst seviye bir telefon olarak pazarlıyor. Bir artık bir OLED ya da AMOLED temelli bir ekran görseydik daha mutlu ederdi beni. 4000-5000 TL arası telefonlara geçtik. Galaxy evet. Note 10 Lite, S10 Lite bir de Xiaomi Note 10 var. Ee, Samsung Galaxy Note 10 Lite fiyatı tek artmayan telefon diyebiliriz. Ee, 4400'lü ve hala 4400. Hatta kalem isteyenler için şu anda Samsung tarafındaki en mantıklı çözüm fiyatıyla birlikte. Onun dışında S10 Lite benim 5000 lira altında en mantıklı bulduğum telefondu. Yani en başarılı bulduğum üründü. Fiyatı 4500'lere bulunabiliyordu. 4750'ye çıkmış durumda. Ama şöyle kampanyalar var mesela Son ile ilgili. E Sonlight alanına mikrodalga fırın gibi hediyeler oluyor. Öyle gene 4500'e yakalanabilir. O kampanyalar var şu an hala devam ediyor MediaMarkt gibi yerlerde. E, onun dışında Xiaomi Note 10 e, 4800 aralığında geziyordu. 4950 olmuş. Çok ufak bir artış var. Onu da büyük ihtimalle kura bağlayabiliriz. Yani bu durumla ilgisi yok onun pek fiyat artışının. Ee, onun dışında 5000-6000 aralığına gelelim direkt. Tamam. Apple iPhone SE var, 5300 lira. Onun dışında Samsung Galaxy S10 var, 5800 lira. iPhone 11 var, 5700 lira. Burada e, S10 Lite varken bence S10 modelini çok düşünmeye gerek yok. Arada 1000 liradan biraz fazla bir fark var. O kadar fark olduğunu da düşünmüyorum. Hatta S10 Lite'de bazı ufak avantajlar da var. <laughs> Onları da seveceğiz. En basit bir örneğini vereyim. S10 Snapdragon 855 varken S10'da Exynos çözümü var. 855 daha başarılı bir çözüm onun yanında. Ee, onun dışında Apple'lara gelirsek Apple iPhone SE bence ya yani bu fiyat aralığındaki en mantıklı ürünlerden biri. Özellikle Apple tercih edecekleri için. Tabii. Kend, kendisi eski Apple'ları zaten şu an öldürmüş durumda. Yani 8 gibi serileri öldürmüş durumda. iPhone 10 ne işte şun, şunun için tercih edebilirler. Tasarım. Yani tasarım ondan daha farklı. Daha Günümüz şartlarına uygun bir telefon istiyorum diye derlerse alınabilir ama özellik olarak baktığımda gene ben iPhone SE'yi seçerim. bir de daha ucuz. Hı hı, bence. De. Burada, hı, burada fiyatlar değişmiyor zaten fark etmişlerdir artık evet. fiyatlar aynı geçen ayla. Evet pahalı telefonda pek bir şey yok çok pahalı telefonda. Evet. Ee, 6000-7000'e geçelim. S10 Plus, P30 Pro, Note 10, S20, XS. Evet ee, burada. Ee, şurada kalem ayrımını yapalım. Kalem istiyorlarsa noton alacaklar. Ama şöyle bir ufak kendimce bir tavsiye ekleyeyim. Yani not için bence noton için 7 bin lira vermeye gerek yok bence. Aşağıda noton light modeli var. Kalem işlevlerinizi gene noton kadar görecektir. Telefon olarak da çok geri kalmıyor isminin light olmasına takılmasınlar. Onu tercih edebilirler. Ama benim için kalem lazım değil diyorlarsa burada S20'yi almaları bence daha iyi olur. Ee, onun dışında Apple iPhone 10 S'i yazdık. Ama 10 ile ilgili şöyle bir durumu eklemek istiyorum. Apple iPhone 11 bence ona göre daha mantıklı bir telefon. Onu almayı daha mantıklı buluyorum ama Apple iPhone 10 de hala çok mantıklı bir telefon diyebilirim. Fiyat da 7000 sınırının aşağısında kalıyor. 7000 10000 TL telefonlara bakıyoruz. iPhone 11, S20 Plus, Note 10 Plus, P40, Huawei P40, Xiaomi Mi 10, Mate 30 Pro, Oppo Find X2. evet. evet. Buradaki mantıklı sıralama ne sence? Ben e, ya, kişisel olarak Find x yani en beğendiğim telefon bunlar arasından diyebilirim. Ama kişisel bir tercih bu. Mantık olarak baktığımda ise mantığım bana S20 Plus diyor. Hatta e, telefon piyasası için mantıklı olarak düşünmeye de başlarsam Apple'ın iPhone 11'ini seçelim. Çünkü bana uzun vadede en e, fayda sağlayacak ürün ol olacaktır muhtemelen. Ee, onun dışında Mi 10, P40 gibi modeller çok arada kalmış e, modeller. Bir de şöyle bir şey var. Onlar hakikaten bu kadar para vermişken üzen telefonlar aslında. Bu kadar 10 bin liraya yakın para çıkıyorsunuz ama o serinin hani bu tepe seviyesinin en düşük modelini alıyorsunuz. Doğru. İşte Mi 10'un Pro'su var. Ee, P40'ın Pro'su var. Bir de üstüne Pro Plus'ı var. Yani onlar varken bunlar aslında beni biraz üzüyor. Ama Find x 2 de tamam fiyat bunlara göre biraz daha yüksek ama eee Pro modeline göre çok az bir fark var. Ee, daha denk bir telefon diyebilirim. Yani diğerleri gibi Pro ile arasında bir uçurum oluşmamış. Onun dışında kalem istiyorlarsa tabii ki Note 10 Plus e, mantıklı seçenek olarak burada kalıyor. Note 10'da söylediğimi çok şey söylemeyeceğim. Çünkü artık aradaki makas çok açılmış durumda. Telefon olarak da bir miktar önde normal Note 10. Note 10 Plus daha doğrusu. Asıl Note 10, bence onu kabul etmeliyiz. Diğer Note biraz daha kısılmış versiyon. Ee, onun dışında bu aralık bence romantik yaklaşıyorlarsa Find X2, mantıklı yaklaşıyorlarsa Apple iPhone 11, Android tarafında kalmak istiyorlarsa da S20 Plus. Peki 10.000 üstüne geçelim zaten artık sonuncusu. S20 Ultra var, iPhone 11 Pro var, Pro Max var, Huawei 40 Pro var, Z Flip var. Evet Z Flip var. S20 fiyatı biraz artmış. E, 10.000 sınırındayken 10.800'e yükselmiş fiyatı. 800 liralık bir fiyat artışı var. E, neredeyse 1000 lira diyebiliriz. Ama tabii ki telefonun genel bedelini düşününce bu telefonu alacak insanı da çok e, etkileyen bir fiyat artışı olmamış. Apple'ın iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde de çok ufak bir fiyat artışı olmuş. 300-400 dolaylarında piyasada şu an artış var. Yoksa geçen aykiyle çok yakın fiyatları var. Dediğim gibi bu aralıkta bence e, alınabilecek en mantıklı telefonlar Apple'ın iPhone 11 Pro'ları. Onun dışında P40 Pro da bence güzel bir telefon ama 12 bin lira bence bir de senin en tepe modeli olmadığını düşününce yüksek geliyor bana şu an için. Biraz Yo, bir ayarlanması ayarlanmasına. Yani şimdi bakıyorsun P40 Pro'nun bile Plus'ı çıkacak. E, şimdi S20'nin evet. Ultrası daha ucuz Pro'dan. Yani orada Tabii. bence bir dengesizlik var. Bu şu anıma gelmiyor. Be... P40 Pro kötü telefon anlamına gelmiyor. Ama hani bunlar Samsung'la karşılıklı düşündüğün zaman denk düşmüyor, düşmeyecekler. Evet. Plus geldiğinde onun fiyatı mesela S20 Ultra çatışmalı bence. Yani bu koşullarda çok daha yüksek olacak o zaman S20 e, Yani Ultra böyle kalırsa öyle olacak. Evet bir de Flip var ama Flip'i ben bu, bu telefondan hiçbiriyle aynı kefeye koymuyorum. Bir, özel bir durum. Farklı, evet, farklı bir macera arayanlar için. Evet. Yani zaten macera diyorum bir yani zor bir durum aslında o öyle yani o, onun birazcık kobayı oluyorsun o şeyin yeni Hı? bir tasarım Evet e, bu Mayıs ayı önerileri hiçbir şeye benzemedi. <laughs> Baştan evet. söylüyoruz. E, yani esas çünkü yani tamam 10 bin liralık telefonlarda bir şeyler değişmemiş olabilir ama Değişmiyor. zaten insanlar... Arası olan gene aynı telefonu alıyor aynı paraya. Evet. Da çok bir fark ama zaten insanlar bu listeleri onları duymak için al, okumuyorlar, izlemiyorlar. Ve i̇şte aslında şu 3 bin liraya kadar olan taraf lazımdı. Çünkü Türkiye para piyasası evet. oydu. ve orada. Da... Video hatta yorumlara kadar geliyor. İlk 10 dakikayı izledim. Benim için artık alınamaz duruma geldi. İzlemiyorum gibi Öyle. İlk 10 dakikanın ilk 5 dakikası yok zaten. hani Şu andaki durumda. Evet. Ee, iki listeyi silmek zorunda kaldık. İnşallah düzelir. Hani öyle bir ihtimal evet. yok mu? Ee, olabilir. Hani dolar çok çıldırmazsa ve bu belgeler alınır da telefonlar normal fiyatlarıyla ithal edilmeye devam edilirse Olabilir ama tabii o zaman da insan şeyi düşünüyor. Niye o zaman hani normal devam edecekse bu zorluklar çıkarılıyor. Demek ki bir etmemesi durumundan şüphelenmemiz lazım. Ee, artık bekleyeceğiz hiç yani ne desek şey pomp notörüsü çünkü bekle bekleyip evet. uygulamayı görmemiz gerekiyor. Ee, bekledikçe de bu fiyat dalgalanmaları böyle sürecek. Kimi zaman o bizim yok dediğimiz telefonlar listelere bence arada bir görünecekler. Yani sınırla kaçırmış durumdalardı 1500 mesela. Bir ihtimal işte şeyler bu Bim'ler, Mimler yapıyor işte 800'e 1000 liraya satıyorlar. Onlar belki bu topa girerler bir şekilde. Ee, bilmiyorum nasıl yaparlar onu da ama e, artık umudumuz Bim. Öyle gözüküyor. Evet, Ne kaldık. Ya evet. da A101. Evet A101. Onlar e, kurtarıcı olabilir bu durumda. E, i̇nsanları kâra geçirdiler. Bak 800 lira telefon satlar. şimdi onlar 1400 lira. Yatırım gibi bir şey oldu. Evet. Tabii yeni ee, telefon e, almaya kalkmadıkça. Yeni, yeni telefon almayacaksın. <laughs> ya da tuşlu telefon alacaksın. Onlar bile pahalı. Evet. Nerede alıyorsun? Evet. E, onlar daha pahalı hatta ya. Bir, bir babama alayım diye baktın da. Yani fiyat-fayda dengesinde evet daha evet, pahalı. Fiyat-fayda dengesinde. O paraya akıllı telefon alıyorsun yani. Alıyorsun. E, evet böyleydi Mayıs ayı. Bakalım önümüzdeki ayı ben de çok merak ediyorum. Haziranda nasıl olacak? Ediyorum. O zaman görüşürüz. Bu, video, bu arada bu video tabii çok gecikmiş oldu. Bu ikincisi olduğu için. Ben evet. bunu direkt Plus'a e, bekletmeden yarın yayınlayacağım. Yani çektikten sonraki ilk fırsatta yayınlayacağım diyeyim. Herkese açık olacak. Peki. Teşekkür ediyoruz sana. Listeyi benim bildiğim en az 3 kere değiştirdin. 2 kere de çektik. Evet, işte. <laughs> e, böyle oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.